Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoya daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta nasıl arkadaşlarınızla birlikte sunucu kurarak bedavadan oynayabileceğinizi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu göstereceğim sunucu arkadaşlar tamamen ücretsizdi. Ben kendim de şahsen oynadım. Gerçekten çok hoş bir sunucu. Arkadaşlarınızla beraber istediğiniz şekilde rahat bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir ücret ödemeden. O zaman haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi ilk önce arkadaşlar Chrome'a gidelim. Chrome'a Aternos yazalım arkadaşlar. Ve Google'da atalım. Gördüğünüz gibi Aternos Minecraft sunucuları. Bu arada arkadaşlar buraya gelirken dikkat edin, yani Adblock falan kullanıyorsanız onu da kapatın. Yoksa o takdirde hani sürekli hata veriyor. Sıkıntı çıkmaz. O yüzden direkt şimdi buradan oyna diyelim arkadaşlar. Evet geldik. Gördüğünüz gibi mesela şu an benim bir tane açtığım vardı. Buna girelim mesela. Böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Ama olur da hani siz açmadan önceki nasıl olur onu da gösterelim. Çıkış yapalım hemen. İşte arkadaşlar ilk girdiğiniz zaman böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Aternos'a hoş geldiniz diye. Arkadaşlar buradan kayıtlara tıklayabilir. Buradan bir kullanıcı adı seçebilir. Veya Google ile veya Facebook ile giriş yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde artık hani nasıl kafanıza oturursa o şekilde giriş yapabilirsiniz. Benim Google hesabım zaten vardı. Oradan bir giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizi böyle bir ekran karşılayacak. Sonra ya daha doğrusu sizi böyle bir ekran karşılamaz büyük ihtimalle. Siz yeni bir sunucu oluşturursunuz. Oluşturacağınız zaman zaten direkt böyle bir yere giriş yaparsınız. Buradan arkadaşlar sunucunun yani burası ana sayfa gibi bir şey. Hani buradan sunucuyu başlatıp tekrar durdurabilirsiniz. Buradan mesela ismini değiştirebilirsiniz sunucunuzun. Şimdi önemli kısımlara gelelim. Mesela burada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Buradan hani oyuna girecek maksimum kişi sayısını buradan seçebilirsiniz. Sonra kaydede tıklayabilirsiniz mesela. Sonra buradan arkadaşlar oyunun zorluk modunu ayarlayabilirsiniz. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu ne kadar hani değiştirsem de hani şey olmuyordu, düzelmiyordu. Neden hani nedenini bilmem, büyük ihtimal operatör olmadığım içindir. Siz kendiniz operatörü yaparsanız büyük ihtimal düzelecektir. Hani istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz oyun içinde. Ama dediğim gibi ben operatörle ilgili bir şey yapmadığım için onu sonra göstereceğim şimdi biraz sonra. Büyük ihtimal o tarzdan dolayı değiştiremiyorum. Zaten değiştirmeme gerek kalmadığı için bir sıkıntı olmuyordu. Eğer dediğim gibi siz değiştirmek isterseniz operatör modunu gösteririm. Aynı şekilde hayatta kalma modunu da değiştiremiyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki yaratıcı modu seçtim. Kolay modu seçtim. Dünyaya başlattım arkadaşlar. Oyun başladıktan sonra diyelim ki ben buraya tekrar geldim. Sunucuyu kapattım. Diyelim ki ben artık yaratıcı modda değil de hani hayatta kalma modunda oynamak istiyorum. Oyunu da zora alacağım. İşte bu olmuyor arkadaşlar. Başta ne açtıysanız öyle oluyordu. O sıkıntı sizde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki benden kaynaklanan bir sorundur. İnşallah da sizde o sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar buraya gelelim. Korsan orijinal olmayın diyor gördüğünüz gibi. Eğer oyununuz orijinal değilse arkadaşlar buna tıklayın. Butik açık kalsın. Ama eğer oyununuz orijinal ise butiki kapatın. Butik kapalı kalsın. Sonra arkadaşlar bu komut bloklarına gelin. Bu komut bloklarına eğer hani kullanıyorsanız bunu açın. Açık kalsın bu komut blokları. Sonra arkadaşlar hayvanlar zaten açık. Köyler açık. Ve varsayılan oyun modunda kalma hayatta zorunluluğu. Bunu da isterseniz açabilirsiniz. Oyun modu tekrar böyle. Sonra güvenilir liste arkadaşlar. Güvenilir listeyi şimdi göstereceğim biraz sonra. Mesela bu kapalı olursa atıyorum böyle olursa oyuna 19 kişi yani tanımadığınız herkes girebilir. Ama nasıl girebilir? Bunu bilirlerse. Ama yok bunu bilen bir kişi yoksa mesela atıyorum bir yerde paylaşmadıysanız bilen kişi yoksa isterse bu 100 kişi olsun. Kimi çağırdıysanız o gelir yani. Bunun pek bir önemi yok o yandan. Sonra PvP vurmak bunu ben kapatmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü bunu açtığınız anda yani arkadaşlarınıza vurabiliyorsunuz. Eğer yok hani ben savaş yapacağım biz arkadaşlarla savaş oynayacağız dersen bunu açarsın. Rahat bir şekilde oynarsın. Uçmak size kalmış. Yaratıklar nedir? Doğuş korumasını arttırabilirsiniz. İstediğiniz yani keyfinize kalmış arkadaşlar. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi bu konsol oyun açıldıktan sonra
Yani canlı olarak buradan ne oldu burada yazar. Ne olduğu ne ettiği buradan kontrol edebilirsiniz istediğiniz şekilde. Günlük de aynı şekilde bunlar orada şey yapanları buraya kaydeder. Geçmiş yani bir şekilde. İşte şimdi oyunculara gelelim arkadaşlar. Mesela burada güvenilir liste var. Buraya arkadaşlar hani arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Zaten mesela sunucuyu açtınız. Ama sunucunun ismi bir şekilde şey oldu. Hani sonradan değiştirebilirsiniz de o fark etmez de. Hani çok aşırı önemli bir şey de değil yani. Sonra operatörler arkadaşlar. Kendiniz operatör yapabilirsiniz. Operatör demek hani oyunun kralı gibi bir şey. İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Hani istediğiniz her şeyi rahat bir şekilde hani yaratıcı moduna, macera moduna her şekilde geçebilirsiniz. Buraya isminizi yazarsanız, eklerseniz eğer. Sonra burada banlı oyuncuları görebilirsiniz. Ve ayrıca oyuncuyu değil de hani direkt onun IP'sinden bile banlayabilirsiniz. Yani böyle güzel şeyler var gerçekten Atheranos'ta. Sonra arkadaşlar yazılım kısmına gelelim. Burada vanilya yani normal modsuz oynayacağım derseniz bu vanilyayı seçersiniz. Buradan atıyorum ben 1.16.2 var mesela şu an. Burada mesela kuruldu diye gösteriyor. Ama yok farklı bir şey seçerseniz sizde şöyle olacaktı büyük ihtimal. Böyle kur dersiniz arkadaşlar. Kurduktan sonra atıyorum mesela bakın burada tik işareti geldiği anda 1.61 artık kurulmuştur. Sonra arkadaşlar buradan tekrar yazıma gelelim. Eğer o mod kullanacaksanız Forge veya Fabrik öneririm. Bunlar güzel olur yani buradan Forge mesela atıyorum seçersiniz 1.63, 1.61 hangisini oynayacaksanız oradan seçip yani zaten 1.12.2 kullanılıyor. Hangisini isterseniz onu seçersiniz arkadaşlar. Keyfinizde kalmış. Sonra arkadaşlar burada dosyalar yani dünyanızın bulunduğu kısım var. Gördüğünüz gibi ben daha bunu yeni açtığım için öyle pek bir şey yok zaten bunu da ben oluşturmuştum yeni açtım derken hani hesap eskiden bile vardı. Buradan arkadaşlar dünyalara gelin. Mesela yeni bir dünya oluşturacaksınız. Burada oluştura tıklayın. Gördüğünüz gibi dünyanızın adını seçin. Eğer varsa biz kod yani şey seed buradan girebilirsiniz istediğiniz bir şekilde. Sonra burada mesela zaten ben bir sürü girmişim öyle. Buradan mesela üreticiyi mesela arkadaşlar bunu pek bilmiyorum. Sonra dünya turu zaten default kalsın. İsterseniz zaten dümdüz yapabilirsiniz. O tarz şeyler yani. Zorlayıcı mod. Bunlar var burada. Sonra artık arkadaşlar burayı ayarladıktan sonra oluştura tıklayın. Bekleyin. Burası böyle olduktan sonra arkadaşlar sayfa yenildikten sonra artık dünyanız hazır. Geriye kalan tek şey bir yedeğinizi yapmak. Yani yedeğinizi yapmayı kesinlikle öneririm arkadaşlar. Bu otomatik yedekler kısmı açık kalsın. Neden derseniz hani olur da bir aksilik olursa hani dünyanın silinmesin, bir sıkıntı olmasın. Burayı yedeklemenizi ben tavsiye ederim. Her şey hazır arkadaşlar. Tek yapmamız gereken sunucuyu başlatmak. Buradan başlata tıklayalım. Ve buradan evet e-olay kabul ediyorum'a tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize 2500 sıra verdi. Ve 6 dakika diyor. 6 dakika sonra burası geldiği zaman ben tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ona yazısı geldi. Buna tıklayalım arkadaşlar. Bunu fazla bekletmeyelim. Bekletirsek çünkü giderse bu kadar 6 dakika boşa beklemiş oluruz. Şu an hazırlanıyor diye arkadaşlar. Bu süreçte o hazırlanırken biz de yavaş yavaş Minecraft'a girelim. Buradan seçtiğiniz sürümü seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz buradan hemen sürümümüzü seçelim. Ve 1.61 ile girelim. Bu gördüğünüz gibi şu an açılmakta. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Bakalım sonucumuz gelmiş mi? Gördüğünüz gibi şu mavi doluktan bir maksimum bir dakika sonra arkadaşlar oyunumuz açılmış olacak. Evet arkadaşlar sunucumuz açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi bakın Samuel 4201.atarinos.bir. Buradan arkadaşlar ister sunucu eklersiniz ister doğrudan bağlantı derse. Ben genelde bunu daha çok kullanıyorum. Daha çok işime yarıyor. Girişimizi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde güzel bir şekilde oyuna giriş yapabilmeyi başardık. Böyle arkadaşlar bu şekilde oynayabilirsiniz. Mesela şimdi size şunu göstereyim mesela. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yani yazamıyoruz olmuyor. Çünkü açmadık yani ne operatörüz ne de bir kodları açtık yani hepsi kapalı olduğu için. Bunu eğer siz eğer
Kullanmak isterseniz açarsınız. Rahat bir şekilde yaratıcı moda falan geçebilirsiniz. Hatta onu da kısa yolunda göstereyim size. Gördüğünüz gibi F2 artı F3'e bastığımız zaman olmuyor. Böyle arkadaşlar istediğiniz bir şekilde oynayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Yani hiçbir sorun olmaz. Hatta bakın hiçbir sıkıntı da olmaz yani. Rahat bir şekilde böyle oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı çağırırsınız hiçbir ücret vermeden. Çok ücretsiz bir şekilde güzel bir sunucu açabilirsiniz. Hani kişi sınırlaması da yok. Zaten hani 100 kişiyle oynayacak değiliz yani. Arkadaşlarınızla dediğiniz gibi çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.